like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockin'. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get the rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Benny, but no, she don't shade a knock. Russell Wilson way, I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, to leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, sticking to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they wake up. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bütçeli versiyonlardan devam edeceğiz. Bir süredir bütçeli ayakkabıları incelemeye çalışıyorum. Umarım sizlerin de hoşunuza gidiyordur. Gerçi bütçeli ayakkabılar bile çok bütçeli değil artık. Ama en azından imzalı olan modellerin daha düşük fiyatlara çıkan muadillerini incelemeye çalışıyorum. Bu tarz ayakkabılar sizler tarafından daha çok tercih ediliyor. Daha çok incelememi isteniyor. Zaten normal ayakkabıları sürekli incelemeye çalışıyorum. Bugün arkadaşlar Jordan markasına bakacağız. Onunla uyumlu tişörtümü giyindim. Jordan markasının Westbrook'a ait bütçeli modeline bakacağız. One Take 2 olacak arkadaşlar. One Take 1'i incelememiştik kanalda. Çok fazla hani sunulmamıştı satışa çünkü. Ben alayım istiyordum ama genelde çocuk boyları vardı. Onları da tabii ki alıp incelemem mümkün olmadığı için One Take 1 gözden kaçmıştı. Why Not serisi genelde inceliyorum biliyorsunuz. Çok da güzel şu ana kadar, hep gitti. Maalesef Why Not 4'ü henüz incelemedim ve çok da beğenmediğim için de elim bir türlü gitmedi almaya. Ama mutlaka onu da inceleyeceğim. Fakat One Take 2'yi görsel olarak çok beğendim. Ve dedim ki bunu alıp incelemem lazım. Biraz zaman geçti üstünden detaylı performans incelemesine gelene kadar. Kargo işimini baktım, bayağı önceden yapmışız. Ama hiç yoktan indirdim. Onu da yapıp sizlere anlatmak istedim. Eğer almayı düşünenler varsa bu incelemeyi sonuna kadar izlesinler. Nedir ne değildir her şeyi öğrenecekler. Bana soru sormanıza veya başkasına soru sormanıza pek gerek kalmayacak. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Kutusundan başlayalım. Şöyle beyaz altın desenli güzel bir kutusu var. 11 numara aldım, yani 45 numara. Benim tipik artık Jordan ve Nike numaram oldu. Artık Adidas'ta bile birçok ayakkabıyı 45 almaya başladım. Kalıplar sürekli değişse de 45 benim için en ideal oluyor. Kimisinde hafif büyük oluyor, kimisinde tam oluyor. Kalın çoraplarla idare edebiliyorum, hallediyorum. Şöyle önünde imzası var. Bir tarafta altın desenli yine Jordan etiketiyle. Bu şekilde sade bir kutu. Ayakkabımız arkadaşlar görsel olarak buradan başlamak istiyorum. Çok güzel geldi bana. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz ama bence gayet iyi. Hele ki yani Westbrook'un normal modelinden daha güzel olması beni çok şaşırttı. One Take 1'i de açıkçası beğenmiştim ve bana farklı gelmişti. Bu da yine oldukça güzel geldi. Görsel olarak tabii ki. Performans noktasında da yine beğendiğim bir ayakkabı ama tabii ki eksikleri olan bir ayakkabı. Bütçeli modellerde bence bilerek bazı yerlere eksik yapıyorlar ki çok mutlu olmayalım. Yine gidip pahalı modellerini, pahalı versiyonlarını alalım. Veya çabuk eskisin, hemen yine yeni modelini alalım diye düşünüyorum. Yani böyle yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Evet, dediğim gibi görsel olarak çok güzel. Özellikle böyle eşofmanlarınızın altına, şortlarınızın altına, yazın, kışın fark etmez. Çok güzel gidebilir. Bu renk çok çabuk kirlenecektir eğer sizler de benim gibi alırsanız. Ama yeni renkleri geliyor. Biraz böyle yavaş çıkan bir ayakkabı oldu. Bence yazın devam etmesiyle farklı renklerini de göreceğiz. Güncel fiyatı 900 liralar civarında geziniyor. Tabii ki bu inebilir veya çıkabilir. Özellikle indirimden bulursanız bence güzel bir tercih olacaktır. Görsel olarak arayanlar için gündelik hayatta giyilebilecek tarzda güzel bir basketbol ayakkabısı olmuş oluyor benim görüşümce. Ve şimdi detaylıca performans incelemesine geçelim. Tabanıyla başlayalım. Tabanı ilk gördüğüm zaman ya bu ne demiştim ya, çılgınlar gibi bir taban adeta. Delikli her tarafa doğru çıkıntılar, zigzaklar ve sert plastikten de yapılmış gibi güzel bir taban yapısına sahip gözüküyordu. Özellikle şu ortada bulunan o orta ayak desteğinin farklı renklendiriliyor olması, mermer renkli güzel bir desen veriliyor olması çok hoşuma gitmişti. Ve Westbrook logosu da burada olması harika bir görsel yapıyor. Tabana nasıl iş yaptı diye soracak olursanız arkadaşlar, düzensiz diyebilirim. Zaman zaman kaydım, zaman zaman durabildim. Ama genel manada iyi işler yapıyor. Benim hoşuma gitti. Fakat beklediğim o güzel bir cup yapışmadansa mesela hafif kaymalar veya işte hafif tozlanmaları hissettim. Üstündeki plastik de çok yani kalın ve sert olsa da bence bunu dışarıda oynarsanız hızlıca eskitebilirsiniz. Yani taban noktasında biraz sınıfta kaldığını söylemem lazım. Beklentim daha iyiydi, öyle söylemeliyim. Ben iç sahalarda giyerim. Çok da rahat ettim. Çok da keyifli oynadım. Biraz daha oynadıkça sahaya alışınca, yani biraz daha üstünü böyle bir cilalayınca diyeyim, daha iyi tutuşlar sergiliyor ama hiçbir zaman öyle mükemmel bir taban tutuşu olduğunu söyleyemem. Benim oynadığım saha çok düzgün olmasına rağmen hafif kaymalar yaşadığımı söylemem lazım. Dışarıda oynayacaksanız da biraz daha hızlı eskir.
Onu da tabii ki bilmeniz gerekiyor. Ama yine dışarıda oynamaya daha uygun. En azından Vinyl serilerindense bu bence daha uygun bir ayakkabı olmuş. Hemen üst tarafa yastıklamaya geçiyorum. Yastıklaması arkadaşlar benim çok mutlu olduğum tarzda bir ayakkabı oldu. Ön tabanda şurada hizalanmış, belirtilmiş olan kısımda Air Zoom ünitesi var. Ve bu üst tarafta, yani altta değil de ayağınızın hemen altında konumlanmış. O da çok iyi bir his veriyor. Zıp zıplığını, o Zoom poşetini, o Zoom yastığını çok iyi hissediyorsunuz. Ve direkt ayağımın altında zıp zıp bir his vardı. Ön ayakta oynayan oyuncular için bu harika bir his. Arkadaki köpük çok yumuşak değil. Daha yumuşak olabilirdi ama arkada zaten çok yastıklama ihtiyaç duymuyorum. Ben genel manada yastıklamadan oldukça memnun kaldım. Biraz bana Wired Zero 0.3'ü hatırlattı. 3 de çok keyifliydim. Güzelliğini biraz olsun bunda da hissedebildiğimi düşünüyorum. Tabii ki Zero 3 bence apayrı, çok harika bir şeydi ama bu da yine gayet iyi, beklentimi aşan güzel bir yastıklama olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta şunu da belirteyim arkadaşlar, çok geniş bir yüzeye oturuyorsunuz. Yani geniş ayaklı arkadaşlarım için bence çok ideal bir ayakkabı tercihi. Yana doğru çok çıkık olmamasına rağmen genelde bir geniş tabana bastığınız için ayağınız rahat ediyor. Yani bir Kyrie'ler veya işte Kyrie Low, Kyrie serisi veya işte Harden'da da biraz o vardı. Yani böyle ayağınızı sıkma, ne bileyim içeriden rahatsız etme gibi bir durum söz konusu değil. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Westbrook'ların genel hep özelliği de bu oluyor. Galiba Westbrook'ta rahat etmeyi seviyor ayakkabılarında. O yüzden biraz daha geniş geniş. Bu da rahatlık arayan geniş ayaklı arkadaşlarım için çok iyi bir tercih. Ben dediğim gibi 45 numara tercih ettim. Ayakkabı numaranızı nasıl ölçersiniz tarzında da bir video yapmıştım. Gidip ona bakıp sizler de kendi ayak numaranızı öğrenebilirsiniz. Bu tarz bir taban yapısı benim genelde hoşuma gidiyor. Hemen üste çıkalım. Üst taraf, yani ben adeta bütçeli ayakkabıyım diye bağıran bir kısım olmuş. Üst tarafta arkadaşlar delikli bu örgülü yapı. Yanlarda, köşelerde ise çok dandik hissettiren sentetik yapay plastik yapısı var. İşte köşede var, yine işte şöyle arkalarında görüyorsunuz. Yani niye bu kadar düşük, kötü yapıyorlar bilmiyorum. Topun arkasına doğru da gidiyor. Baktığınız zaman sert bir yapı, yani sert bir mukavva kullanılmış içeride, anlaşılıyor. Ama çok hızlı eskiyebilirsiniz. Ben yine çok temiz ve güzel kullanıyorum. Tabii ki sadece iç sahalarda kullanıyorum. Çantayla götürüyorum, çantayla getiriyorum. Öyle olduğu için benimki çok iyi gözüküyor. Ama bunu çok hızlı dışarıda eskiyebilirsiniz. Mahvolur. Yani birisi üstüne bastığı zaman yırtılabilir, kirlenebilir. Zamanla açmalar yapıyor. Keşke daha kuvvetli bir materyal kullanılsaymış üstte. Bu materyalin tek güzel yanı çok havadar. Yani arkadaşlar direkt şuradan, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama içeri gözüküyor. Bu kadar havadar olması harika. Adeta ben yaz ayakkabısıyım diye de bağırıyor. Bu açıdan güzel ama keşke biraz daha formu olan güçlü bir tercih sunabilselerdi. Ama bütçeli modellerde dediğim gibi daha kalitelisi varken dandiğini kullanmayı seviyorlar bence. Orta yanlarda, kısımlarda bağcıkların burada tutturulduğu örgülü şeritler var. Bunlar da biraz olsun ayakkabıya form verecek ama aman aman işler yapmasını beklemeyin. Bu alt taraftaki mermer görünümlü plastik yukarı doğru çıkıyor. Biraz olsun yana doğru yapacağınız hamlelerde destek sunacak ama bunun burada olmasının çok bir manası yok. Biraz daha ön kısımda olması lazım. Çünkü ayağınız genelde bu taraflardan dışarı doğru fırlıyor. Şurada görmüş olduğunuz bir plastik yapısı var ama bu çok kuvvetli değil. Ve ayakkabının şeklinin çok yanlara doğru da çıkıntılı olmayışı biraz yana doğru yapacağınız hamlelerde dışarı çıkmanızı maalesef engelleyemiyor, yetersiz kalıyor. Keşke biraz daha böyle çıkıntılı yapılıyor olsaydı. Ama neyse, ben buna çok takılmıyorum. Özellikle çok crossover atan, Kyrie gibi oynayan, sürekli rakibi yatırıyorum ben diyen arkadaşlarım için çok uygun olmayabilir. Biraz daha böyle düz giden veya işte ara ara şut atan, şutör arkadaşlarım için bence çok güzel olacak. Yani Westbrook'un oyun tarzına benziyor arkadaşlar. Çok fazla crossover yapmadan böyle bam diye önde gördüğü potaya saldıran arkadaşlarım için güzel olabilir. Ama çok crossover atanlar dediğim gibi çok memnun olmayabilir. Bir diğer nokta da yerden biraz yüksek arkadaşlar bu ayakkabı. Yere çok yakın oynamayı seven point guardlar için çok iyi olmayabilir. Ama Westbrook tarzı 1-2 numara, hatta 3, bence 4 numaralar bile giyebilir. Yastıklama noktasında gayet iyiydi çünkü. Daha stabil, daha düz oynayanlar için bence iyi bir tercih olacaktır. Arkaya doğru gidiyorum. Memnun olmadığım bir diğer noktası burası. Çok sert. Aşırı sert ama çok rahat değil arkadaşlar. Hemen şöyle üst kısımda bir aşırı yastığı kullanılmış. Altta hiçbir şey yok. Yani bu tarz kullanım pek hoşuma gitmiyor. Keşke daha burası böyle pedlemeli olsaymış. Çok hafif bir pedleme var. Dil fena değil, normal ama üstten yine bakıldığı zaman kağıt gibi hissediliyor. İçten okey. İçten çok hafif de olsa bir pofidiklik var. Üst tarafta arkadaşlar böyle hologramlı bir Westbrook logosu var. Baktığınız zaman böyle alttan değişik değişik bir görüntü de veriyor. Güzel olmuş, farklı olmuş. Fena değil. Oldukça da hoş, büyük bir dil. Bu yapının bu şekilde olması giyimi aşırı kolay yapıyor. Lock diye ayağınızı giyiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bağcıkları sıktığınız zaman iyi bir kitlenme yakalıyorsunuz. Yerden yüksek, küt, büyük, güçlü izlenim verip çok da güçlü, sert olmayan bir ayakkabı. Uzun süreli kullanımlarda biraz kendini bırakabilir. Ama onun dışında bence bütçeli modeller arasında çok çok iyi bir tercih. Özellikle diğerlerinden sonra mesela bunu giyiyorsam, arka arkaya deniyorsam çok rahat ettim arkadaşlar. Benim gibi rahatlık arayan geniş ayaklı oyuncular,
aynı zamanda yastıklama isteyen ve ayakkabıda çok crossover atmayacağım diyenler için bence mükemmel bir tercih olabilir. Eksikleri var mı? Var kesinlikle. Ama benim için bu eksiklikler çok da büyük problem değil. Aradığım yastıklamayı buldum. Nefes alabilir. Çok rahat, gündelik giyime uygun, şık gözüken, sağda da kendinizi iyi hissedeceğiniz bir tercih. Ama dediğim gibi biraz tabanında sıkıntı var. Yerden yüksek olması point kartlar için biraz sıkıntı yapabilir. Üst kısmı çok daha kuvvetli olması gerekirken uzun kullanımlarda biraz kendini salıyor. Ve topuk kısmında çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Durum bu arkadaşlar. Hemen bir de tartalım. Çok hafif hissettiriyor arkadaşlar. Ayakkabı adeta uçacakmış gibi. Hemen şöyle açayım. 388 gram gerçekten çok hafif bir ayakkabı. Yani 45 numara ayakkabıyı tartıyorum. Direkt bunu hissedeceksiniz. Zaten bunu niye bu kadar sona bıraktığımı da bilmiyorum ama yani sanki daha önce söylemem gereken bir özellikti. Gerçekten çok hafif. Özellikle hafiflik için harika. Dediğim gibi yaz ayakkabısı. Ya yazın ayağınız çok terlemeyecek, hafif hissedecek ve rahat olacaksınız. Yırtabilirsiniz çok yapacağınız hamlelerde. Orasına karışamıyorum üst kısmından dolayı. Yine puan vermek istemiyorum ama puan versem hani 10 üzerinden 8-8.5'ları verebileceğim. Bütçeli modeller arasında yine üst sıralarda yer alan benim için gayet beğendiğim, hoşuma giden bir ayakkabı tercihi oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Alan var mı? Varsa yorumları belirtebilir. Benim aldığım sitenin linkini de aşağıya koyarım. Gidip oradan bakabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden detaylı bir inceleme olmuştur. Numara tercihi noktasında arkadaşlar geniş ayaklara uygun olduğunu belirttim. Uzunluğu da gayet iyi. Ben 45 numarada çok çok rahat ettim. Ayağım içeride çok iyi bir şekilde konumlandı. Fazla dar değil, fazla uzun değil veya kısa değil. Gayet ortalama güzel bir ayakkabı. Ama normal waist gruplarınız varsa o incelemeleri lütfen izleyin. Çünkü onlarda genelde 44.5 alıyordum. Wyden 0.4'te ve bunda 45 numara almanız gerekiyor. Çünkü bu ayakkabılar biraz daha diğerlerine oranla kısa yapılmış. Arkasındaki yastıklamalarla da sizin ayağınızı ön tarafa doğru ittiriyor. Buna dikkat etmenizi öneriyorum yine. Ve bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Wyden 0.4'ü aldıktan sonra da bir kafa kafaya kıyaslama yapabilirim. Karşılaştırma yapabilirim. Bunu ister misiniz? Yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Bir sonraki güzel videolarda, incelemelerde, kutu açımlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı Dice bugünlük out.